Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine bu hafta güzel tespitler yaptık. Onları size tanıtacağım. Daha sonra yine değişik size malzemeler buldum. Çok güzel değişik ağaçlar. Belki de ismini ilk defa duyacağınız ağaçlar var burada. Güzel ağaçlar buldum. Bakalım nasıllar? Onların incelemesini yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi bu hafta yaptığımız tespitleri şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Evet. Şöyle 8'e 11 ölçülerinde güzel bir kukamız var arkadaşlar. Bu uçlu bezi diyebiliriz bunu. Genelde fazla yaptığım model değil bu arkadaşlar. Çünkü ben hani kuka biraz böyle çektiğin zaman ses getirecek tarzda seviyorum. Bu da güzel oldu. Çekimi güzel oldu. Tabii zevkler tartışılmaz. Kendisi bu şekilde istedi. Bu şekilde yaptık. Ama çekimi güzel. Değişik. Yani ele batan bir kısmı yok. Yani buraları sivri olduğu halde ele batan bir kısmı yok. Güzel. Çekimi güzel. Tek de çekilebilir. Çift de çekilebilir. Güzel bir tespih. Kuka zaten ne yaparsan yap güzel oluyor. Yani kukadan cilalamasam bile, normal ham olarak taksam bile çekimi güzel oluyor. Şu şekilde imamesi var arkadaşlar. Çok fazla yaptığım bir şey değil yine. Yapmıyorum daha doğrusu. Çünkü çabuk kırılıyor ve imame kötü gözüküyor. O yüzden de fazla bu şekilde yapmıyorum ama arkadaşımız öyle istedi. Şu şekilde durağı var. Yine hitamesini küçük ister her zaman. Onun için bu şekilde yaptım. Güzel. El boyu günlük çekime uygun bir kuka oldu. Yine seçme happelerden, temiz kukalardan yaptığımız güzel bir tespih. Yani nasıl diyeyim? Hani rahat rahat cebinde taşınabilecek şöyle avuç içi kadar bir tespih. Bu arkadaşımıza farklı boylarda tespihler yapmıştım. Farklı ağaçlardan tespihler yapmıştım. Kuka da yapmıştım, fıçık kuka yapmıştım. Bu sefer böyle bir şey istedi. Güle güle kullansın, güzel günlerde kullansın arkadaşımız. İlk tespihimiz böyle. Şimdi ikinci tespihimiz. Evet. Yine yani hafif beyzi diyebiliriz, hafif badem diyebiliriz. O model bir nedir? Demir hindi. Geçen hafta demir yaptık biliyorsunuz Fetih 21. Ben demiştim size yani bu demirle demir hindi arasında fark var. Yani aynı ağaç değiller. Değiller gerçekten arkadaşlar. Bu bakın koyu ve daha böyle nasıl diyeyim sırçalı gibi böyle desenleri var. Hatta biliyorsunuz bunda ben çok göz yakalıyorum. Bunda var mı bilmiyorum. Bu ağaç çünkü farklı. Öyle ufak tefek olabilir belki. Ama tespih güzel. Büyük boy. Aşağı yukarı 9'a 12.5 ölçülerinde büyük bir demir hindi 33'lü. Şöyle hemen imamesine bakalım. Yani demir hindiye ben bayılıyorum arkadaşlar ya. Yani o kadar güzel desenleri oluyor ki böyle yani bazı desenleri böyle kilim deseni gibi oluyor. Evet bu şekilde bizim imzamız şöyle hitamesi. Çok güzel bir ağaç. Yani ben demir hindi hastası olarak yani kukadan sonra belki de en sevdiğim ağaçlardan biri. Çok seviyorum. Yapmasını da çok seviyorum. Kullanmasını da çok seviyorum. Ve sertliği de inanılmaz ve öz kütle ağırlığı çok yüksek. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz demir ağacı yapmıştım Fetih 21. Arkadaşlar ben onu tarttım. Nasıl tarttım? Neye kıyaslayarak tarttım? Benim kendi biliyorsunuz Fetih 21 tespihim var. 25 numara. O da aynı ölçülerde, aynı boyutlarda. Dedim ki hani bu tespihin demir ağacının kukayla arasındaki fark nasıl, ağırlık farkı var diye tarttım. Her zaman gibi böyle biliyorsunuz böyle atraksiyonlar yapıyorum bazen. Tarttım arkadaşlar Fetih 21 kuka 24 gram çıktı. Demir ağacı, Fetih 21 demir ağacı. No 59'lu galiba 22 gram çıktı. 2 gram fark var arada. Yani demir ağacının ağırlığının ne kadar yüksek olduğunu öyle düşünün. Gerçekten o ağaçta inanılmaz. Demir hindi de aynı bu arada. Demir hindi de aşağı yukarı demir ağacıyla aynı ağırlıkta. O da maksimum yani düşünün kuka 24 gram geliyorsa 21-22 geliyor demir hindi ve demir ağacı. O kadar sert ağaçlar. Şöyle demir hindinin de
malzemesini göstereyim. Bundan yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu ender, yani bu şekilde çift renkli demir rindi görmeniz çok zor. Bende var. Bende var. Bundan da çok güzel tespih yapacağız. Hatta benim amacım şöyle almak ya da yarısını böyle yarısını böyle yapmak. Bakalım, yani öyle bir tasarımımız olacak. Yapacağız demirindiden. Çok ağır bir ağaç dediğim gibi. Yani ağırlık, öz kütle ağırlığı çok yüksek bir ağaç. Ve tespihi de gerçekten çok güzel oluyor. Yani demirinde ben hani her zaman söylüyorum. Yılan, demirindi, pelesenk, abanos. Bunlar gergedan girdi tabii hayatımıza. Gergedan. Yani bunlar gerçekten ağır ağaçlar ve çekim çok güzel oluyor. Yani ben şimdi birkaç arkadaşımıza biliyorsunuz yeni gergedan yapmaya başladık. Yaptım ve gerçekten arkadaşlar geri dönüşlerde bana çektikçe malzemenin daha da kayganlaştığını söylüyor. Ben de kendim de test ediyorum zaten biliyorsunuz benim de var. Bu görüyorsunuz FETI 21'im var benim de gergedan ağacından. Büyük ölçü bu. 9.8'e 13.5 ölçülerinde yapmıştım bunu. 30 numara bende. Bu da gerçekten çektikçe güzelleşiyor. Yani böyle bir ağaç. Demirini de öyle aynı şekilde. O da çektikçe güzelleşiyor. Çektikçe daha da böyle kayganlaşıyor. O şekilde bir ağaç ve öz kütle ağırlığı yüksek. Tespih yapımına çok uygun ağaç bunlar arkadaşlar. Şimdi evet, bu haftaki yine tespihlerimizden kuka. Kukasız olur mu? Olmaz. Tabii bu da kuka ama şimdi bu Fetih 21 olduğu için yani benim için ayrı bir şeyi var. Yani bazı arkadaşlar soruyor tabii yeni yeni bizim videolarımızı izleyen arkadaşlar soruyor niye Fetih 21 diye. Yani arkadaşlar bakar mısınız yani bu tesbihin o kadar kullanımı kolay bir tesbih ki yani cebinizde rahat rahat taşıyabiliyorsunuz, rahat rahat çekebiliyorsunuz, çiftli çekebiliyorsunuz, tekli çekebiliyorsunuz ve büyük tesbih hissiyatı var. En önemlisi o yani çift de çekebiliyorsunuz, tek de çekebiliyorsunuz ve büyük tesbih hissiyatı var. Ondan dolayı da trafikte falan kaldığınız zaman İstanbullular çok iyi bilir bunu. Trafikte kalmayı ben de eski İstanbullu olarak çok yaşadım. Yıllarca karşıya geçtim geldim. Yani Anadolu yakasından Avrupa yakasına çok gittim geldim. Hatta 15 sene diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden trafikte en rahatlatıcı şey ne? Tabii ki tesbih ve Fetih 21 bunun için çok uygun arkadaşlar. Yani boyut olarak çok uygun. Şöyle hemen kardeşini de getireyim arkadaşlar. İki tane yaptım. İkisi de ayrı ayrı arkadaşlar. Daha doğrusu aynı arkadaşa da birini hediye edecek. Birisinin hemen şöyle bakalım. Bu kaçmış? Şöyle 45 Manisa. Evet. Bu 45 numara. FT21'in 45 numarası arkadaşlar. Kuka. Kuka'ya denk geldi. Çok güzel. Yani ben çekimine bayılıyorum yani bu tespihin. Burada arkadaşlar yavaş yavaş biraz daha yumuşattım Fetih 21'leri. Şöyle kenarlarını biraz daha el batmaması için yumuşattım. Daha da güzel oldu. Yani bizim hani ne diyoruz? Badem fıçı karışımının biraz daha hani fıçıya kaçan kısmı bu. Ama yani çekim çok güzel oluyor. Bakın nasıl gidiyor. Evet. Bu 45 numaramız. Bu 47 numaramız. Bu da Fetih 21, 47 numara. Bilmiyorum yansıyor mu, gözüküyor mu? Biraz yansıması var. Bu da böyle. Çok güzel arkadaşlar. Bu tespihler çok güzel. Yani dediğim gibi hani çekimi, rahatlığı, taşıması müthiş oluyor. Ben çok seviyorum ve devamlı da kendim de kullanıyorum. Bakar mısınız nasıl gidiyor? Bu da böyle. Fetih 21'in arkadaşlar esas çıkış noktası, niye Fetih 21 olduğunun noktası. Geçen videoda anlattım ben uzun uzadıya ama iki video önce. Bunun biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. Yani onun manevi öneminden kaynaklı bu tespihin ismi Fetih 21 ve çok da güzel tespihleri çıkıyor. Hatta bazı arkadaşlarımıza sırf Fetih 21 yapıyoruz. Her malzemeden Fetih 21 yapıyoruz. Engin kardeşimiz önceden 33'lü yaptırıyordu. Sonradan Fetih 21'e döndü. Şimdi her malzemeden benden Fetih 21 istiyor. Bakalım ne zamana yaparız. Sırası gelince onu da yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlar bu haftaki tespihlerimiz. Bunları ben kenara alacağım. Çünkü ağır şeyler var. Ağaçlar var. Altlarında kalmasınlar. Göstereceğim size. Şöyle şuradan başlayalım mesela. Evet. Arkadaşlar bu ağaç
işlendiği zaman sırçalı kuka gibi oluyor. Bakın siz de görürsünüz zaten böyle çizgili çizgili. Bu ağaç sert, ağır bir ağaç. İrego arkadaşlar bu ağacın ismi. Bundan hatta böyle zengin malikanelerde falan böyle zemin döşemesi falan yapıyorlar bundan. Ağır ve sağlam bir ağaç olduğu için ve bu özelliklerinden dolayı da tespih yapımına çok uygun bir ağaç ve ağır. Bundan sadece bu parça var. Bunları burada gördüğünüz birkaç tane daha bizim İlhan abimizin şeyinden, atölyesinden gittim, karıştırdım, ettim, buldum. Her zaman gelen ağaçlar değil bunlar. Onun atölyesi böyle zaten hani çok eski olduğu için de böyle ne dipte köşede bir şeyler bulmak mümkün. O yüzden de bunları orada buldum. Çok da güzel ağaçlar, ağır ve şeyler. Nasıl diyeyim size, özkütlüleri ağır ağaç. Bu İreko arkadaşlar. Bunun da çok güzel. Dediğim gibi buna sırçalı kuka gibi oluyor bunu yaptığınız zaman. Hatta Amerikan cevizi ben size tanıtmıştım. O da öyledir. Bu da öyle ağır, öz kütlesi ağır bir ağaç arkadaşlar. Şurada bir ağacımız daha var. Bu da ağır. Bu da farklı desenleri olan bir ağaç. Buna Mariuata dedi ustamız. Ama tabii ben bunu ilk defa gördüm. Tespihini yapmadım açıkçası. Ama ağır, güzel bir ağaç. Yine ilerleyen zamanda değerlendirebileceğimiz bir ağaç. Bunlar tekleme arkadaşlar. Bunlardan başka yok. Yani bulmak zor. Çünkü bunların çoğu Endonezya tarafından geliyor. Ve böyle parça parça geliyor. Yıllarca gelmiş böyle dediğim gibi dipte köşte kalan ağaçlar bunlar. Bu ağacı ben duymamıştım. Ama ağırlığı, öz kütlesi bunun da ağır. Yani tespih yapımına uygun bence. Bundan da güzel bir tespih yapabiliriz. Birkaç tane çıkar bundan. Evet, şimdi şöyle burada da hani birkaç tane arkadaşımız sormuştu gül 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 diye. Buyurun size Hint gülü arkadaşlar. Gül ağacı ağır yine her zaman gibi. Güzel böyle desenleri var bunun da. Hint gülü ağacı hafiften yansımalı bu. Böyle çizgilerinden görürsünüz. Yansımalı bir ağaç. Bundan da güzel tespit çıkar. Öyle tahmin ediyorum. Ağır da zaten. Gül ağacı... Yani ülkemizde de tabii gül ağaçları var ama bu her gül ağacı bu kadar ağır olmuyor, öyle söyleyeyim. Yani her gül ağacı bu kadar öz kütlesi ağır ya da böyle güzel desenli olmuyor. Bu Hint gül ağacı ve çok güzel bir ağaç. Bundan da yine tespih yaparız ilerleyen zamanlarda. Şöyle ilerleyen şöyle böyle büyük bir odunumuz var. Evet, odun. Ben odun diyorum bunlara. Şöyle biraz yağladım. İyi yapmamışım gerçi çünkü daha kötü olmuş. Ben dedim hani daha harelerini gösterir diye ama çekince tabii ahşap. Ama şurası bakın çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, bu da rengas. Bakın buraya yazmışım zaten rengas. Bu ağaç da sert, ağır, öz kütlesi sağlam bir ağaç diyeyim. Yani çok güzel desenleri de var. Bundan daha çok böyle dolma kalem falan yapıyorlarmış eskiden. Halen de yapan arkadaşlar var. Yerli ve yabancı. Ve bu ağaç da çok yok. Bu da yine Endonezya kökenli bir ağaç. Rengas. Bunun arkadaşlar şeyi, sertliği ve öz kütlesi yüksek. Yani bence bunu yapmadım daha ama yapınca yanılmıyorsam bu demir hindi, demir gibi bir ağaç olacak gibime geliyor. Çünkü tarttım yine her zaman gibi. Ben böyle bir şey var. Tartma şeyim var. Bunu da tarttım. Aşağı yukarı öz kütlesi aynı gibi gözüküyor. Ondan dolayı da hani tespihi de yine sert ve nasıl diyeyim size, ağır bir tespih olarak çıkar ve gerçekten müthiş hareleri var. Bakın. Çok güzel tespih çıkacağına eminim. Nasıl diyebilirim? Şöyle tarif edeyim. Kırmızı pelesenke benziyor biraz. Özür dilerim. Kırmızı pelesenke andırıyor desenleri. Ama bu rengas. Güzel bir ağaç. Bundan da çokça tespih alabiliriz arkadaşlar. Bakın çok güzel şöyle desenleri görüyorsunuzdur. Umarım kamerada çok güzel desenleri var böyle. Yani bundan şöyle tespih aldığımızı düşünsenize, farklı çift renkli şeklinde hareli güzel bir tespih çıkar bence. Tabi bundan bayağı bir tespih çıkar. Bir tane de şurada arkadaşlar yine ıvır zıvır şöyle göstereyim. Bu da damla sakızı. Bunda da çok güzel hareler var. Ağır bir ağaç bu da. Damla sakızı ağacı şöyle. Çok fazla bundan tespih alır mıyız bilmiyorum ama çıkar yine. Bir şeyler çıkar bundan da. Değişik şöyle hareleri olan bir ağaç. Bu da sertliği de yüksek. Bundan da yine tespih alırız. 9 milim, 10 milim civarında falan bir kalınlığı var.
Onun haricinde arkadaşlar bakalitlerimiz var. Evet, bakın şunun rengin güzelliğine bakar mısınız? Evet, çok güzel. Şöyle bir tane de sarısı var. Fenerbahçe gibi oldu. Sertliğini görüyor musunuz? Evet, bu da çok güzel, böyle yarı şeffaf tarzında bir bakalit arkadaşlar. Bundan da çok güzel tespih çıkacağını eminim, yapacağım zaten. Böyle bile alınabilir yani. Çok güzel bir malzeme ve sertlik inanılmaz. Bakalım. Kemik sertliğinde. Bu da öyle yine arkadaşlar. Bu da böyle limon sarısı gibi bir bakalitimiz. Şöyle turuncu bakalitimiz var. Bu renge gelecek. Daha sonra vişneye gidecek olan bir renk. Fıstık yeşili yine. İç rengi bu şekilde. Bu da önce böyle, sonra böyle gelecek. Bu da güzel bir sert. Eski malzeme bunlar. Önceden size gösterdiğim şöyle bir sarı vardı arkadaşlar. Bundan bayağı yaptım ben. Başka bir parçası daha var. Yine yapacağız bundan. Göreceksiniz. Bu da böyle hafif sarı. Hatta Fuat abimize yapacağız bir tane. Almanya'ya gidecek. Kısmet olursa. Bundan da bir tane siparişimiz var. Ama çıkar. Yine oradan da yapabiliriz. Bugün kestiğim bir malzeme. Bunu ben size önceden göstermiştim ama kesip de bu iç rengini göstermemiştim arkadaşlar. Bakın böyle pudra pembesi mi desem, nasıl desem, böyle bir rengi var. Sonra böyle oluyor. Sonra böyle oluyor. Koyulaşıyor yani. Bu da güzel bir bakalit. Bu da eski bir malzeme. Bunlardan da tespih yapacağız. İsterseniz size de yaparız tabii ki. Malzememiz çok. Devamlı ben malzeme arayışı içerisindeyim. Yani ne bulursam yeni malzemeler, açık olsun, işte bakalitlerimiz zaten biliyorsunuz. Ondan sonra çekirdek grubu olsun. Ne bulursam hani onlardan size tespihler göstermeyi umuyorum. Yapıp da hani tespihlerini göstereceğiz inşallah. Ama tabii siparişlerimiz olduğu için onları araya sokamıyorum. Boşa yapamıyorum, öyle söyleyeyim. Ama siparişleri gelince yaptıktan sonra malzemesiyle beraber size tekrardan bunları göstereceğim. Şöyle bir abonos konuşamadım. Bakın bu bir abonos ağacı parçası arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğine? Simsiyah. Yani bu ağacın bildiğiniz gövdesi bu şekilde. Şöyle boyanmış çünkü çürümesin diye. Bakın bu abanoz ağacı bu işte. Yani hep böyle ufak tefek parçalarını gösterdik ama bu kadar büyük ağaç parçasını göstermemiştim size. Bakar mısınız? Kömür gibi. Çok güzel. Yani ağır. Zaten abanoz biliyorsunuz ağır. Bunu da çok güzel böyle tiger desenli desenleri var daha doğrusu. Bu da çok güzel tespihler olacak. Bundan da alırız. Yani kalınlık iyi. Bunun tabii bu şekilde alamayız. Çünkü bunun desenleri böyle olduğu için bunu böyle alacağız arkadaşlar. Bu şekilde kesilecek bu. Desenleri güzel çıksın diye. Ve bunu ben size hani ağacın şeklini göstermek açısından böyle göstereyim dedim. Çok güzel. Bakar mısın? Ağır. Yani abonuz da taş gibi, kömür gibi. Böyle söyleyeyim yani. Diğer ağaçlar gibi. İşte rengas da öyle mesela. Artı nasıl diyeyim size, işte gergedan ağacı da ağırlığı yüksek, işte demirindi zaten gösterdim size, yılan öyle, pelesenk öyle. Yani bu ağaçlar güzel tespihleri çıkıyor. Nasıl diyeyim size, çekim hazzı yüksek tespihler çıkıyor. Ondan dolayı da bunları ben öneriyorum. Hafif ağaçları zaten kullanmıyorum. Yapmaya gerek duymuyorum. Çok güzel yerli ağaçlarımız var aslında. Ama hafifler arkadaşlar, yani çekimleri o kadar istediğimiz haz, yani tespih yaptığımız zaman sırf görüntü olmasın. Yani benim zaten biliyorsunuz yaptığım tespihlerin hem şekil itibariyle hem çekim itibariyle günlük çekim uygun istiyorum ben. Yani niye halkalı imame yapmıyorum? Çünkü 2 gün sonra kırılacak, günlük cebinizde taşıyamazsınız. Niye ince imame yapmıyorum? Kırılacak. Niye uzun imame yapmıyorum? Kırılacak. Benim yaptığım tespih torununuza kalsın. O yüzden böyle kalın imameler yapıyorum. Daha böyle tok imameler, ondan sonra durağına kadar. Mesela bakın önceden buraları oyuyordum ben, gömme yapıyordum. Ama kenarları kırılmaya başladı. Ne yaptım? Bunları düz indirmeye başladım ki daha sağlam olsun. Yani bu tespihi yaparken benim en çok önem verdiğim birisi de sağlamlığı. Tespih ne kadar sağlam olursa, ne kadar çekimi güzel olursa, günlük çekme ne kadar uygun olursa benim için o daha önemlidir. İşçilik tabii ki güzel olacak ama yani bunun
Bu kadar imame yapmanın bir alemi yok çünkü cebinizde taşıyamazsınız. Çekimi kolay olmaz. O yüzden de elimden geldiğince size uzun yıllar hiçbir şekilde kırılmayacak ve torunlarınıza belki bırakabileceğiniz tespihler yapmaya çalışıyorum. O şekilde uğraşıyorum, o şekilde kafa yoruyorum. Umarım da yapabiliyorumdur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Öyle söyleyeyim arkadaşlar, çok konuştum yine bugün. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine sizin için böyle güzel güzel farklı farklı malzemeler umarım bulurum. Araştırmaya devam ediyorum ve onlardan güzel güzel tespihler yaparız. Hem de sizde de farklı 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 tespihleriniz olur, koleksiyonunuza katarsınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.